Selim, emrime rağmen payitahttan ayrılmamış. Harimiyle birlikte mermer köşkte kaldığını işittim. Aranızdaki husumet ziyadesiyle uzadı. Birbirinizin üzerinde gücünüzü denemekten vazgeçin artık. Hurican'la nikahlandığımı hünkârımıza ifşa edecek. O vakit onu elimden kimse alamaz. Yapmayacak. İkaz ettim. Selim yapmaz, Selim zinhar bu işe bulaşmaz demiştiniz. Ne oldu? Her zamanki gibi perdenin arkasından o çıktı. Benim ona itimadım yok validem. Sizin de olmasın. Ya onun yanındasınız ya da benim. Ortası yok bunun. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya sağ gözünü çıkarat diyorsun bana ya da sol gözünü. Sakın benden bunu isteme. İkiniz de benim evladımsınız. Hatalarınızı hoş görür affederim. Bir orta yol bulmak için tüm gücümü kullanırım. Lakin hünkârımız öyle değil. O affetmez. Şehzade Mustafa'nın idamı da bunun ispatı. Unuttun mu? Ne bir babanın evladını kıydığını unutabilirim. Ne de buna neden olanları. Hepsi aklımda validem. Hepsi. Mühürlemeniz icap eden bazı evraklar var Sultan. Bilal'e getirirsin bari. Gel. Sultanım, Nurbanu Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım, beni emretmişsiniz. Şehzademin üzerindeki tesirinin farkındayım. Vaka, bu yüzden seni onun yanına gönderdim. Bu güce sahip olduğun için. Ancak senin vazifen, evladımı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve düşmanlarımıza karşı uyanık kalmasını sağlamaktı. En başından beri yaptığım şey bu, biliyorsunuz. Bildiğim şeyler var elbet. Lakin bilmediklerim yanında deve de kulak. Öyle değil mi? Bir kabahat mı işledim yoksa sultanım? Sendin değil mi? Hurri Cihan'ı payitahta çağıran, Şehzadem Bayezid'in nikahını ortaya döken sendin. Haşa Sultan. Eğer bir daha şehzadelerimin arasını bozar, onları birbirine düşürecek bir şey yaparsan, seni diri diri bir çuvalın içine koyarım. Sonra da boğazın serin sularına atarım. Anladın mı beni? Sultanım, bağışlayın beni sultanım. Ben her daim size sadık kaldım. Canım yolunuzda feda olsun. Tek arzum şehzademi korumak. Zira vaziyeti iyi değil. Hayli huzursuz. Sizin desteğinize muhtaç. Bilhassa bugünlerde. Ne olur onu yüz çevirmeyin.
üzerimizden desteğinizi, ilginizi, dualarınızı eksik etmeyin. Evladıma desteğim daimdir. Her ne kadar düşmanlarımız birbirimize düştüğümüz günü görmek isteseler de umduklarını bulamayacaklar. Aksine birlik olduğumuzu görecekler. Mesele neymiş? Rüstem Paşa neden benimle görüşmek istiyor? Sinan Paşa ile alakalı olsa gerek, ölümü paşamızı bir hayli sarstı. Sultanım. Rüstem Paşa. Kardeşin Sinan. Sinan Paşa. Mühim bir devlet adamıydı. Allah rahmet eylesin. Amin. Sağ olun sultanım. Üsküdar'daki saraya geri dönmüşsün. Başka seçeneğim kalmadı. Nereye sığınsam buldular beni, peşime düştüler. Allah razı olsun Şehzade Beyazıt. Bu sefer daha fazla muhafız tahsis ettiler. Buna rağmen kelle koltukta yaşadığım aşikar. Hepimiz çok ağır kayıplar verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Savaşız kesmiyor. Şimdi sıra sizde. Ne demek istiyorsun? Siz seçiminizi yaptınız mı? Kimin yanındasınız? Şehzade Beyazıt'ın mı? Şehzade Selim'in mi? Ben evlatlarım arasında seçim yapmam. Birini tercih edersem diğerinden vazgeçmiş olurum. Kendimden vazgeçmiş olurum. Sultanım. Soran Sancak Bey'i kim olacak belli değilken hünkârımızın kulağına Şehzade Selim'in ismini fısıldayan sizdiniz. Bunu Şehzade Beyazıt'ı korumak için yaptınız. Gayet yerinde bir karardı. Lakin sonra caydınız. Şehzade Selim'in yanında saf tuttunuz. O vakitler her şey farklıydı. Şehzade Mustafa hayattaydı. Şimdi başka bir dünya var. Şehzadelerimin ikisi de bir benim için. Başka bir dünya oldu aşikar. Ve o dünyada bir taraf olmanın imkanı yok. Bunu er ya da geç siz de anlayacaksınız. Asla üstad. Asla. Mevsim değişiyor. Bahar yakındır. Cihangir'im bu baharı göremeyecek. Bu baharda hünkârımız olmadan geçecek. Sultanım, hünkârımız yakında gelecekler. Mesele onun olup olmaması değil. Mihrunisa haklıydı. Benim için hiç bitmeyecek bir kış başladı. Bundan sonra bizim hiç baharımız olmayacak. Selim. Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim muallim? Şehzadem. Sancağına, Saruhan'a dönme vakti. Bayezid mi gönderdi sizi? Buradan da mı kovmak niyeti? Bayezid'le aranızdaki bu husumet beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Sancağına dön ki sükunet sağlansın. Siz bu söylediğinize inanıyor musunuz validem? Bayezid'in arkasında durduğunuz müddetçe o daha da ileri gidecek. Aramızdaki uçurum böylece derinleşecek. Selim. Hayır validem. Beni kolay lokma sanıyor.
Lakin yanılıyor. Kardeşlerim gibi genç yaşta mezara girmeye niyetim yok benim. Arkamdan beddua edenler. Sayenizde Mesut. İstedikleri oldu. İki evladım birbirini düşman bellemiş. Kavgaya tutuşmuşlar. Ben de böyle olsun istemezdim validem. Madem öyle kal. Hünkârımızı bekle. Lakin Beyazıtlarınızdaki husumete bir son verin. Bu gerginliğin kimseye bir faydası yok. Gel. Sultanım. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Rahatsız ettiysem. Ben de kalkıyordum zaten. Bilirim ki devası yok. Bilirim ki bir zamanlar kalbimin olduğu yerde kara bir taş duruyor. Artık ne sevinçlere yer var, ne de aşka. Nasıl keder verir çiçekli bir gül bahçesi kuruyup solunca? Nasıl biterse gülün kokusu? Şimdi ikimiz de baharını gördüğümüz, derinliğinde kaybolduğumuz, yazında meyve verdiğimiz bir aşkın kış mevsimindeyiz. Hünkârımız son zamanlarda seni yanından hiç ayırmamış. Saraya döner dönmez de baş çeşnigiri tayin etmiş. Hünkârımız lütfettiler sultanım. Anlat bakalım. Hünkârımızın hali nicedir? Yokluğumda neler yaptı? Malumunuz üzere hadiselerden mütevellit hayli yıprandılar. Lakin şükürler olsun ki sıhhatleri yerinde. Allah yardımcısı olsun. Evlat acısı dindi mi? İyileşti mi? Bu mümkün mü sultanım? Evlat acısı diner mi? Hele ki vicdanen kendinizi mesul tutarken. Bu öyle bir ölüm ki yası bile tutulamaz. Kalbinizde, ruhunuzda açılan yara siz nefes aldıkça kanamaya devam eder. Hünkârımızın ve zannediyorum sizin de vaziyetiniz bu. Bu ne cüret Ferhat Ağa? Karşında bir sultan olduğunu unutma. Ferhat Ağa haklı. Bahçenin sonu yok. Artık birbirimizin yüzüne nasıl bakabiliriz ki? Her bakışta kaybettiğimiz evladımızın sureti belirmez mi? Ben onun yüzünde Cihangir'i, o benim yüzümde Mustafa'yı görmez mi? Derdi veren Rabbim dermanı da verir sultanım. Siz birbirinizin yüzünde yalnızca acıyı değil, teselliyi de bulacaksınız. Zira sevinçler gibi acılar da birleştirir insanları. Hünkârımız payitahtta olmadığı onca vakit neler olduğunu öğrenmek istemiş.
Bundan mütevellit bütün paşaları huzuruna istemişler. Validem. Selim. Bayasının nikahlandığından bahsetmeyeceksin. Değil mi? Beni payitahttan kovduğunu nasıl izah edeceğim peki validem? Aklını başına al. Senin karşında değilim. Lakin Bayezid'in sırrını ifşa edersen her şey değişir. Nasıl olur bu? Hünkârımız Sokulu'yu ne demeye gönderdi? Bayezid işleri ağırdan almış validem. Asileri yerle bir etmek şöyle dursun, Edirne Sarayı'nda keyif içindeymiş. Hünkârımız da bunu işitince aile öfkelendi tabii. Sen bir şey demedin mi? Korumadın mı kardeşini? Ben sustum validem. Zira ağzımı açsam pek hoş şeyler söylemeyecektim. Bunu da sırf sizin hatırınız için yaptım. Gel. Zaten felaket, vallahi felaket. Ne oldu yine Sümbül? Uğur Cihan Sultan hünkârımızın yanına gitmiş. Yanındaki cariyelerin anlattığına göre şehzademiz Beyazıt'la nikahlandığını itiraf edecekmiş. Aklını kaybetmiş bu hatun. Evladımı dört bir koldan ateşe atıyorlar. Eğer bunda senin bir parmağın varsa... Yemin ediyorum, gazabımdan kurtulamazsın. Bunu söylediğinize pişman olacaksınız validem. Zira benim bu meselede bir dahlim yok. Olanları işittin mi? Validem durun. Vuracağını her şeyi itiraf edecekmiş. Onu ben gönderdim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Böylesi daha iyi. Hünkârımız bugün değilse yarın her şeyi öğrenecek. Hurcan, ne oldu? Ne dedi hünkârımız? Anlat. Konuşsana, anlat. Boşuna telaş etmişiz. Hünkârımız zaten biliyormuş. Ah, Selim. O değil sultanım. Hünkârımız çok daha evvel, Acem Seferi esnasında öğrenmiş her şeyi. Hürri. Süleyman. Bağışla. Geldiğini işitmemişim. Sen de benim gibi uyuyamıyor musun? Thank you.
halimi bir tek sen anlarsın. Seninkini de ben. Annesi ölenlere öksüz diyorlar. Babası ölenlere ise yetim. Onların halini tarif edecek bir sıfatları var. Biz evladımızı kaybettik. Ya biz? Bizim acımızı kim?